Baba ikimiz. Hadi büyütünü tut. Hangisini? Tamam. Ben uyuyan güzeli okuyacağım. Ben de bu. Tamam. Hangimiz başlayalım? Ben. Merhaba arkadaşlar. Bizim uyku saatimiz ve önce kitap okuyoruz. İkiye kitabı okuyoruz. Sonra uyuyacağız. Ve Tia başla okumaya aşkım. Önce sen mi okuyacaksın? Evet. Tamam. Bir varmış bir yokmuş. Ceketine çok iş yaptı yalnız. Eve yanıyor ve katette yatılanmışlar. Ceketini getirmemiş. Bir görmüş. Daya gezer bir peyazete dönüşmüş. Ve onunla güzelce evlenmiş. Sonra tek ayağı kapatını götürmüş. Çok çabuk okuyorsun. Sonra tam kürk etiğine olmuş. Sonra danından bitti. Ne olmuş sonra? Sonra da büyüsünü çalmaya koyulmuş. Prenses ne kadar güzeldi ki. Güzel bir ev, bir çekirdeği. Güzel de bir doğum günü oldu. Sonra güzel de dans etti, oynadı. Ay. Sonra bir bebeği doğdu. Kimin bebeği bu? Prenses'in bebeği. Hı hı. İsmini ne koydular? İsmi Pamuk. Pamuk prens. Öyle mi? Evet. Sonra ormandan neydi? Sonra bu masal. Yani Pamuk prenses şeyin kızı mı oluyor? Külkedisinin kızı mı? O bunun kızı. Bunun kızı. Abi, sen bir Pamuk prensesi de oku bakayım bize. Bunu okutun. Çimdik. Tamam. Çimdik. Sen mi okuyacaksın, ben mi okuyayım? Sen oku istersen. Sen oku onu. Hayır. Bunu ben okuyayım. Tamam mı? Sen de Pamuk Prensesi oku şimdi. Yerine geç. Yerine geç. Geriye git. Okuyorum ben. Sonra sen oku. Bir zamanlar dünyanın en güzel ülkelerinin birinde görkemli saraylarda yaşayan kral ve kraliçe vardı. Evliliklerinden birkaç sene sonra kraliçe güzel bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Kral bir ziyafet verdi ve ülkedeki bütün iyi yürekli perileri o özel geceye davet etti. Sonra bakalım ne olmuş. Yerine geçer misin tatlı? Öptü kitap. Tamam, masalı dinle, ondan sonra sen okuyacaksın, tamam mı? Ah, güzel kızım benim. Pamuk bayan çeçe sonra ben okuyacağım, sen de neyi okuyacaktın? Tamam bakalım. Tatlım. Tüm davetliler saraydaki muhteşem ziyafetteydiler. Her birinin önünde parlak altın tabakları ile elmas süslemeleri olan çatal kaşık ve bıçaklar vardı. Yerinde dur hayatım, yanına al ya da okuyorum, bak dinlemiyorsun. Davetliler keyifle sohbet ediyor, yemek yiyorlardı. Aniden yaşlı bir peri geldi. Kral ve kraliçe onu davet etmeyi unutmuştu. Bu kim olabilir acaba Tia? Kim olabilir? Yerine geçer misin lütfen? Baba, sen yiyeceğim mi? Ne tamam, kadar yerinde güzel. Yerinde izle tatlım. Hikayemi yürütürüm. Şimdi sen hikaye okuyacaksın şimdi. Pamuk Prensesi okuyacaksın, tamam mı? Tamam. Yaşlı peri öfke ve kıskançlık içinde dişlerini gıcırdatarak tehditler savurdu. Koyacaktım. Genç biri bitirdik de buraya koyacağım. Tamam, bitirdiğimi oraya koyacağım.
Genç bir iyilik perisi onun küçük prensese talihsiz bir hediye vereceğini anladı. Herkes masadan kalkar kalkmaz gidip perdenin arkasına gizlendi. Böylece yaşlı perinin yapmaya çalışacağı her türlü kötülüğü elinden geldiği kadar engelleyip düzeltebilecekti. Sonunda küçük prensesi isim verme törenine geçildi. Önce her peri prenses için güzel dileklerde bulundu. Hello, hello, how are you? I am fine, thank you. Hello, thank you. I am fine, thank you. Okumaya devam edeyim mi? What's your name? What's your name? My name is Tia. My name is Tia. My name is Tia, my name is Tia, my name is Tia. Tia, okumaya devam edeyim mi tatlım? Evet. Sırada ama yerine oturman gerekiyor tatlım be. Öyle hareketliyken ben okuyamıyorum güzel kızım. Lütfen oturur musun? Teşekkür ederim. Güzel güzel dinle şimdi. Sırada yaşlı peri vardı. Prenses 16 yaşına gelince parmağına iğne batırsın ve hemen ölsün dedi. Öfke ve nefretle. Bir varmış bir yok. Bunu duyan herkes üzüntü ve şaşkınlık içindeydi. Ve ondan önce hemen balığa gitmişler. O yüzden sonra güzel devam edeyim mi yoksa sen mi okuyacaksın tatlım? Güzel de balığa gelmiş. Aşkım. Dans etmiş. Güzel de koşmuş. Ve dik ayakkabısını götürmüş. O sadece. Sonra tam onu alıyormuş. Süper. Sonra bunlar güzelliğine bozulmamıştı. Olmuş. Ve güzel bir biletini almış. Onu duyan güzel bir elbise giymiş. Güzel bir tamam. Güzel hatı bulmuş ve ellemişler. Sonra pasta yapmış, yer yemişler. Sonra hemen de bebeği doğmuş. Evlendikten sonra önce pasta yapıp yemişler, sonra hemencecik bebekleri mi olmuş? Sonra bebekleri olmuş, güzelce yemişler. Soya daha çok güzel olmuş. Bu da bitmiş. Tamam ben devam ediyorum değil mi? Evet. Yerine geç. Fine, thank you. Yerine geç lütfen. Oturarak ama dinleyeceksin tamam mı? Tamam. Kral ve kraliçe ne yapacağını bilmiyordu. Kıskanç peri ise çoktan oradan ayrılmıştı. Ondan sonra o anda genç peri perdenin arkasında çıktı ve şöyle dedi. Merak etmeyin kral ve kraliçem. Ben henüz dileğimi tutmadım. Kızınızı kurtarmanın tek yolu onun derin bir uykuya dalması olacak. Güzel prenses tam 100 yıl boyunca uyuyacak ve sonunda onu gerçekten seven bir prensin öpücüğüyle derin uykudan uyanacak. Neler oluyor? Tatlım yerine geç lütfen. Baba bunu ne açıyorum? İyi tamam. Bu. I have fun. Thank you. Okuyorum tatlım. Oku. Kral bu felaketi önlemek istediği için elinden geleni yaptı. Saraydaki bütün iğneleri toplattı. Prenses 16 yaşına tatlım. Öptüm elini. Prenses 16 yaşına geldiğinde ne oluyordu?
gelmiş. Çok güzel genç bir kız olmuştu. Bir gün sarayda dolaşırken çıkrık iğnesi batmıştı. Evet. Sonra çıkrık iğnesi battı ve prenses 100 yıllık bir uykuya daldı. Sonra 100 yıl sonra bir prens geldi, yakışıklı bir prens. Prensesi yanağından öptü. Prenses 100 yıllık uykusundan uyandı. Prenses sarıldı, öptü prensesi. Ondan sonra evlendiler. Mutlu mutlu yaşadılar. Masalımız da burada bitti. Şimdi sen oku bize bir tane daha. Pamuk prensesi al oku. Buraya koyacağız. Tamam, okunanları oraya koy. Al pamuk prensesi, ben oku bize. Ben bunu, sen hangisini? Ben de bunu aldım. Ben de bunu. Evet. Onu da okuyalım. Okuyalım. Sonra arkadaşlarımıza iyi geceler. Önce sen oku. Sonra arkadaşlarımıza iyi geceler diyelim, iyi uykular dileyelim, değil mi? Onlar da uyusunlar. Yarın belki okula gidenler olacak. Okula gidenlere bir dersler diyelim. Sabah kalkıp. Anladın mı? Bunu da okuyalım. Evet. Alice harikalar diyarında. Alice 5 yaşında küçük ve sevimli bir kızdı. Bir gün ablasıyla nehir kıyısındaki parka gitmişlerdi. Ablası yanında okumak için kitaplar da getirmişti. Alice kitaplardan birine göz attı. İçinde hiç resim olmadığını görünce "hiç resimsiz kitap olur mu?" Dedi kendi kendine. Canı sıkıldı. Etrafına bakınmaya başladı. Evet, sıra sende tatlım. Sıra bende. Evet. Bak orada. Bak. Tamam. O Alice. Şimdi sen kitabını oku. Pamuk prensesi anlatıyorsun, tamam mı? Ne diyeceğim? Pamuk prensesi anlatmaya başladı. İşte önce kral ve kraliçe vardı. Onlar kraliçe çocuğunun olmasını çok istiyordu. Sonra pamuk prenses oluyor işte. Anlat gerisini. Pamuk gibi yanakkaya. Abonoz gibi saçları, değil mi? Abonoz gibi saçları bir bebeğim olsa. Keşke. Keşke. Pamuk prenses verdi. Soya hemen. Küçük kayayı da aynaya bakmış. Kim var benden güzel dünyamda? Ayna ayna. Söyle bana, en güzel kim güzel? Pamuk. Kıyı çiçeği anlayadı. Söyle hemen andan. Anlatabiliriz. Söyle hemen kahve sadece. Köye küçük bir eve gitmiş. Geçici güleler giymişinden tutulur. Aslayın. Pamuk beyan çatı bulmuş. Söyle. Söyle. Köye güzel de burada. Köye güzel de ama kötü ayında da görülmüş. Ayna ayna söyle, benden dünyada en güzel. Köye tatlım dinlemek için. Pamuk prenses yapıp gelmiş. Biraz sesli oku, duymuyoruz. Çoya açtı.
Çaya mı getirmiş? Çaya al kızı. Çaya pamuk beğeneceğiz. Elmayı ısırdık da bayılmaz. Çaya pamuk beğeneceğiz. Hiç uyanamaz. Çaya onu ürmek. Çaya burada kim yazıyor? Burada ne diyor? Değil mi? Anlat güzel. Pamuk prenses bitti mi? Bak. O pamuk prensese ait değil. Pamuk prensese ait. Evet. Oradan çıkıyor. Oradan yolunu kaybetmiş. Sen yardımcı olacaksın. Yolunu bulacak öyle. Değil mi? Orayı takip edecek. Aşağı inecek. Evet. Öbür sayfaya geç şimdi. Sonra arkadaşlarına iyi uykular de. Bak. Hı-hı. Evet. Arkadaşlarına iyi uykular der misin bak, tatlım? Bak buna geliyor hemen. Tamam biliyorum. Tatlım. Bu yatı ne yatı? Orman. Bu yatı? Orası da bilmiyorum. Orada kurt çıkıyor işte orada. Burada kim çıkıyor? Ormanın. Orada bilmiyorum. Cadı çıkabilir. Şimdi geç bunları. Hayır. Masal bitti. Baba burada pamuk prenses çıkıyor. Burada yedi düzeler çıkıyor. Tamam. İyi geceler, iyi uykular herkese.